Sakalım var, saçım var, pis mi? Aman arabayı bağlasın, ceza yazsın. Ben varsa kabul ediyorum, benim arabamı da yapsın ya. Hiç olmazsa düzeniriz yani. Ama çözüm böyle olur. Yani böyle plaka vermekten çözüm. Boşuna konuşursun yani. 5000 tane, 10.000 tane şoförü arabayı salarsın. Daha bak oğlum. Bu sen birbirlerini kırarlar gibi. Yani dövüşürler, kavga ederler, para kazanınca ne yapacak? Görüyorsunuz neler yapıyor. Aynen birbirlerine yani, giriyorlar. Birbirlerine giriyor. Gerek yok. Zaten iş yok. Karısından kavga ediyor, geri direksiyona çıkıyor. Sana gelip bağırıp çağırıyor. O da olmaz. Halkla ilişkiler çok önemli. Bizim taksicilik hakikaten çok ince bir meslek. Ama anlayamayın. Öndeki adam bana silah çekti. Ondan sonra camı sağdaki camı açtı. Cebinden bir tomar parayı camdan dışarı attı o koşan adam. Bana da devam ettirdi silah eliyle. Herkese yeniden merhabalar. Biz de mi kanalına hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Betül. Ben Ergin. Ben Saadettin. Bugün sizlerle çok aslında önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Öncelikle babamız ve ikinci olarak kendisi bir taksi plaka sahibi. Ve bu son zamanlarda yok taksi alınsın, yok eklensin muhabbetinden dolayı biz aslında bir taksicinin gözünden sıkıntılarını, dertlerini size iletmek istedik. Ya ilk önce taksicilik nedir senden duyalım. Aynen. Kaç yılında başladın mesela baba? Anlat bize. Ben 1983 yılında ilk taksimi aldım. Taksiciliğe başladım. O yıldan beri taksicilik yapıyorum. O zamandan bu zamana çok şeyler değişti. Şöyle ki eski taksicilik kalmadı. Eskiden taksicilikte bir zevk, bir lezzet vardı. Fakat şimdi her şey zorlaştı. Bizim zamanımızda üçkağıtçılık, hile hurda yoktu. Kimseyi kazıklamak yoktu. Dürüstlük vardı. Taksici esnafı deyince herkes ailesini, çoluğunu, çocuğunu emanet edebiliyordu. Parasını emanet edebiliyordu. Malını gönderebiliyordu. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Nedeni bu taksinin herkese şoför olarak verdikleri için oldu. Şu anki dönemle, geçmiş dönemi kıyaslayacak olsak ne olmasını isterdin yeni taksiciler için? Vallahi her şeyden evvel eğitim. Eğitim çok önemli. Kılık kıyafet, araba temizliği, şoförlerin yabancı dil bilmeleri, müşteriye yani zor davranmamaları, hoşgörülü olmalı, kısa mesafe beğenmeme, alıp almama yapmamaları. Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Bunlar şimdi türedi. Her yer zaman çürük elmalar olduğu gibi taksicilikte de çürük elmalar. Ama aslında taksicilik gerçekten çok meslek. Kötü bir meslek değil ama iyi de bir meslek değil. Çünkü neden? Adam bara gider, pavyona gider, parayı orada yer içer, gelir senin arabana biner, evin kapısının önünde sana artistlik yapar, bir de silah çeker, cebindeki parayı alır. Bundan aksettiren yok. Hem taksici kötü, taksici gasp ediyor, taksici parasını alıyor. Hiç bizim sorunumuz şey yapan yok. Ben çok öyle benim param cebimdeki paralar. Ben şunu düşünüyorum, haksız mıyım? Sen söyle. Şimdi bu taksici kötü, taksici şöyle, taksici böyle demelerin nedeni yani kötüleri seçiyorlar. Tabii. Bilerek elma gibi. Tabii. Kötü elmaları. Ne olacak? Rant yaptıracaklar. Böylelikle üstüne bir şeyler koymaya çalışıyorlar. Yani kendi ekmeklerine bakıyor bu yapmaya çalışan ben insan. Ben 1983 yılında plakayı aldıktan sonra 1985 yılında ciğerlerimi kaybettim. Çalışmaktan değil mi? 20 saat çalışıyordum. Arabaların içinde yattım. Bunu nasıl gelip plaka veriyorsun? Değil mi? Tabii. Yani öyle bir şey yok yani. Öyle herkesin dediğinde olmaz ki bu iş. Hayatımızı verdik bunu. Kimse öyle babanın mirası değil. Bütün taksiciler alın terinle kazandılar. Öyle pek nadirdir miras malı olanlar. Hep kendileri çalışıp kendileri yapmışlar. Yani nasıl bir emekli maaş varsa bizim de ferakamız o, rantımız o. Sen öyle 3.000 tane, 5.000 tane plaka vereceğim diye öyle bir söz konusu olamaz. Peki bunun neden çıktığını düşünüyorsun? Neden çıktığını söylüyorum. Rahat meselesi. Plakanın biraz fazla para olması, işte göze batması aslında alakası yok. Yani aslında o parayla ancak bir tane, bir üç tane daire alınıyor yani. Yani iki tane şu anda para değil ya. 83 yılından beri hesap edersen, o zamanki verdiğimiz parayla mukayese edersen, şimdi 5 tane daire almamız lazım. Aynen öyle. Yani onun için diyorum. Yani bu para aslında para değil. Ama tabii milletin gözüne batıyor. 2 trilyon paradır bilmem ne. Büyük paradır gibi görüyorlar. Yani aslında o zaman bize devletimiz tamam plakayı verdi, ihale etti. Evet. Haklı olarak. Yani lazım olursa yine verebilir. Ne yaptı? %10'unu polis bokmuna ayırdı. %90'ını bize eşit olarak dağıttı. Yani taksicilerin yine kendisinin cebine gitti değil mi bu para? Tabii hep bize verdi. Aynen. O parayı. Onun için de hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama bu şekil böyle bir şey olmaz ya. Olmaması da lazım. Şu değil yani değil mi? Biz bunu yani siyasi olarak değil, yapılan doğru iş olarak görüyoruz. Tabii yine lazımsa yine versin. Ama evet. Öyle 5.000 tane değil yani. Zaten trafikte yol yok. Babacığım lafını kesiyorum ya, şöyle bir şey soracağım. Sen İstanbul'da taksicilik yaptın ya. Evet. İstanbul'un sence 5.000 plaka ihtiyacı var mı? Asla. Dürüst olarak yani diyorsun asla, asla ihtiyacı olsa yok. Olsa ne kadar olurdu? Olsa ne kadar olurdu? En fazla 1.000 tane, 1.500 yani 2.000'i geçmemesi lazım.
lazım. O da lazım olursa. Şu anda zaten iş yok. Yollar? Yol yok, iş yok. Adam UAV'ye çıkartamıyor. Nasıl yapacak? Yine bölüyorsun sen onu. İş olsa tamam. Hangi adam elini kaldırmış da iş bulamamış? Yani araba tutmamı. Öyle bir şey yok. O bazı kendini bilmeyen adamlar densizden almıyor. Aslında öyle bir şey yok. Madem öyle bir şey var, yazın plakalarınızı, bildirin derneğimize. Gerekli her şeyi yaparlar size. Şikayette bulunun. Arabaları bağlatırlar. Bir şey yok. Hani taksici arkadaşlara da örnek olmak amacıyla geçen gün bize anlattığın bir hikaye vardı, hatırlıyor musun? Uzun mesafeye bekliyorlarmış. Sonra uzun mesafe gene sen kısa mesafede ne kadar kazandığını söyle ki onlar da aslında kısa mesafenin ne kadar kar elde ettiğini anlasınlar. İsim vermeden genel olarak söyle. Aslında iş işi bağlar. Kısa mesafe her zaman daha iyi. Uzun mesafe gidersen, bu da havaalanına gidersin, boş gelirsin. Doğru bir şey bırakmaz. Hı. Ama iki tane, üç tane kısa mesafe aldığın zaman hepsi sana kalır. Değil mi? Bunu öyle anlamıyorlar. Bunlar bir toplu para, ondan sonra bir daha şey. Öyle değil işte. Hı hı. Ben her zaman kısa mesafeden para kazanırım. Uzun mesafeyi ben hiç sevmezdim. Ama şimdi belki beni eleştirecekler. Eleştirebilir. Ama asla ben ondan yana değilim. İşin iyisi kötüsü küçüğü azı ezi olmaz. Patlan başlasın, büyükten bitirir. Allah sen her zaman dürüst olsan yardımcın olur. Öyle yok, az aldım, çok ettim, böyle bir şey yok. Almıyorum diyenler şikayet etsinler değil mi? Muhakkak etsinler. Değil mi? Arabaları bağlasınlar. Tabii evet. Şoförleri de kovdursunlar. Çünkü bizim derneğimiz çok iyi çalışıyor. Bu konuda çok güzel işler yapıyor. Allah başkanımızdan yardımcı razı olsun. Yani hiç öyle bir şey eskisi gibi değil. Her şeyi ele alıyorlar. Bildirsinler. Benim aracımı da bildirsinler. Benim şoförümü de bildirsinler. Kim ne yapıyoruz? Ayrıcalık yapmasınlar. Bundan sonra düzelir. Ama çürük elma her işte olabilir. Çıkabilir yani. Bu mesela kırık kıyafette ne düşünüyorsun? O çok önemli. O çok önemli. Mesela atıyorum tişört giysinler ama beyaz tişört giysin herkes. Temiz olsun. Yazın tıraşlarını tişört. Olsunlar. Aynen, tıraşlarını olsunlar. Temiz olsunlar. Bence kravat da o taksınlar. Yani kravat da ne olabilir? Tek tik elbise, lacivert, siyah takım elbise. Bunlar kötü şeyler değil. Aynen. Bunlar itibarını arttırır insanı. Yani adam orada tişörtten giyiyor, saç sakal birbirine karışmış, ağzı burnu birbirine yayın dağılmış. Böyle bir şey olmaz. O adam şoförlük yapmasın. Yani öyle olmasa o zaman bu iş düzelir. Bu iş böyle plaka vermeyle düzelmez. Ancak böyle nizam intizamla düzelir. Bunu yapsın. Kontrol etsin. Ceza yazsın. Arabaların içinde geçsinler. Pis olanları kilo. Biz kışın arabamızı Arap sabunlu lastiklerimizi yıkardık, bilmem ne yapardık hala eskiden. Şimdi adam öyle gidiyor yıkamacıya, veriyor 3-5 lira yıkamış. Şimdi daha kolay. Eziyetimizi çekmişiz. Aynen. Şimdi çok basit. Gerçekten çok basit şimdi. Biz neler yapıyorduk? Bir de müşteri şikayeti. Ben 25 sene taksicilik yaptım. Bir gün karakolluk vakam yok. Birbirini şikayet etmedi. Çünkü kimse sensin demedik. O bizim ekmeğimiz. Şunu da ben söyleyeceğim ama yani. Olayı gördüğümüz için hani sana da söyleyeyim. Ya yani insanlar şimdi taksicileri kötülemeye çalıştığı için hani bu durumda ve taksicilerin de kötü yaptığı şeyler olduğu için. Muhakkak. Şimdi de yolcular şuna başladılar. İşte harara hürere yapayım, taksici yine kötüleyeyim, yine ben haklı olayım. Tabii. Şimdi de bu başladı. Aynen. Ben buna şahidim. Ben yolcu olarak konuşuyorum. Bir de kasti yaptıranlar var. Hani bu medyalık olsun bilmem. Gaza getirme. Gelsin bir de ben anlatayım. Yani. Bir de benim sorunum var, bana müşteri ne yapmış? Cebimdeki parayı vermişim, gasp edilmişim. Anlatır mısın bir tanesi? Valla ben nasıl söyleyeyim? Ben seneler evvel taksicilik yaparken Bakırköy'de köprünün altında yatıyordum. Arabamla. Saat 9.30-10 civarı. 3 kişi benim arabam bindi. Bir kişi öne, 2 kişi arkaya. Bana devam et dedi. O meyanda bir bağırışma sesi duydum. Bağırışma sesi duyunca öndeki adam bana silah çekti. Ondan sonra camı, sağdaki camı açtı. Cebinden bir tomar parayı camdan dışarı attı o koşan adam. O duyunca bıraktı. Yaşlı bir adam. Bıraktı. Parayı attı, bıraktı. Bana da devam et dedi silah elinde. Biz devam ettik. Ondan sonra yola gideceğiz. Silahı beline koyduk. Zeytinburnu sahilinde beni terk ettiler. Paramı bana verdiler. Ben de Yeni Mahalle Karakolu'na gittim. Dedim ki böyle böyle olayı anlattım. Ben dedim gaspa gelmedim ama böyle böyle bir olay yaşadım. Komiserime anlattım bu konuları. Adam beni dinledi. Tamam dedi. İfademi yazarken oradan o yaşlı adam bağırarak geldi. Eline plakayı yazmış. Bu diyor hani yani beni gösteriyor. Komiser dedi ki bu ne dedi bu dedi. Dedi ki böyle böyle bu dedi ben dedi minibüsteyim şu adam. Emekli maaşını almış. Hı hı. Minibüste burada üçü çarpıyorlar. Minibüsten iniyorlar. Benim arabaya ben orada taksiye yatmışım. Bir şey bildiğimden değil. Biliyorlar benim arabaya. Adam orada şey yapınca tabii ben şimdi gazlayınca o parayı atınca benim plakalanınca ben de onlarla ortak gibi oluyor. Aslında benden bir alakası yok. Aynen. Komiser de o yaşlı adama çok bağırdı. Çağırdı dedi ki olur mu bak kardeşim bu adam geldi bize ifade verdi. Böyle böyle üç kişi kaybetti. Adam dinlemedi. Sonra dedi ki komiser bana ben dedi yapacak bir şeyim yok size. Ancak dedi yani ifadenizi alırım.
savcılığa gönderdim. Savcılık da seni tutuklar dedi. Niye suça iştirak ediyorsun? Halbuki benden ne alakasın? Ne yapmam lazım benim komiserim? Dedi ki bu adamın dedi, çalınan parasını versen kurtarırsın. 15 günlük hasılatımı verdim, adama parayı gönderdim. Kendimi kurtarmak. Bunları bilen yok. Kimse soran da yok. Yaşayan da yok. Nasıl olacak şimdi? Hep müşteri mi? Müşteri gasp etti işte. Müşteri parayı çaldı, ben adam para ödedim. Bunu kime anlatayım ben derdimi? Komiser anladı beni ama kanun anlamaz. Ama öncesinde sen gelmişsin. Haklı olan sensin normalde. Olmuyor işte. O diyor ki yazmış plakamı. Bu araba diyor köprünün altına yatıyoruz göğeyacı. Yani bekliyormuşum. Onlar sanki bekliyor, randevu var. Minibüsten çarpıyor yeri getiriyor böyle. 15-20 günlük hasılatımı verdim. Korktun mu acaba? 20 gün çalışmadım ondan sonra. Bunu bilen yok. Hep taksici kötü. Nasıl taksici kötü? Aynen. Tam kötü. Evet yapıyor. Parayı çalıyorlar, gasp ediyor. Yok mu? Var. Var. Onu da kabul ediyoruz. Ama azınlıkta bunları ayıklayacaksın sen. Sen ne işin var senin? Ama işte baba en büyük problem şey ya, adam taksi plakası var. Gidiyor mesela yani yanlış anlaşılmasın ama adam hırsızlıktan ya da başka bir suçtan hapiste yatmış. Hapiste yatan adam diyor ki hiçbir şey yapamazsan taksicilik yaparım. Öyle almayacaksın. Öyle bir şey olmaması öyle bir şey gerekiyor yok. Yani. Hani öyle bir şey yok. Ben bu adama nasıl emanet edeyim ki? Hasılatını emanet ediyorsun. Her hapisten çıkan, bu arada yani her hapisten aynı çıkan değil, aynı değil. Değil, değil. Ama bunun bir kıyaslaması olmalı, hırsız olmalı. Yani, aynen. Bir de o var. Her yok, türlü. Onlar mesela adamın şey... gözü dönmüş öldürmüş. Demek ki her an sinirlenip birini öldürme eğilimi olabilir. Yani ya ben sen, düşünürüm. Hayır bizde kabahat yok mu? Bizlerde de kabahat var sahipli olan. Adamı alıyorsun şoför olarak, arabaya koyuyorsun. Adama diyorsun ki herhangi bir kötü alışkanlığın var. Yok abi ben diyor sigara içiyorum diyor. Bir şey yok diyor. İçki hayatta içmem diyor. Ulan bir baktım araba çekicinin sırtında benim araba. Gazeteye çıktı benim araba. Hani içki içmiyordun, küfelik olmuş adam. Bilemezsin ki. Nereden bileceksin? Hani içki içmiyordun. Hani bunlar da başımıza geldi. Yalan konuşuyorlar. Ama diyor hani şimdi testler mesler yapıyorlar ya. Onlar süper bir şey yani. Hakikaten yapsınlar. Hani uyuşturucu kullanıyor mu? Herhangi bir hani bir madde kullanıyor mu veya içki içmiyor mu? O zaman biz bilemiyorduk ki. Veriyorsun aynen. Arabaya gidiyordun. Ama şimdi artık öyle değil çok şükür. Hani mesela artık her şeyi araştırıyorlar. Böyle vermeyin, yapmayın. Malınızın kıymetini bilin. Yani böyle yapmak aynen. Lazım. Ama bu hani plaka vermek hiçbir zaman çözüm değil. Bu arada baba senin gibi herhalde birkaç tane şey de yaşanmış olmalı ki şu da çıktı biliyorsun ki. Araçlarda artık kameralar var. Acil panik butonları var. Tabii her şey hani, var. Şimdi bu çok güzel bir şey değil mi? Şimdi sen kameradan izlendiği zaman direkt söyleyebilirsin değil mi artık? Yani öyle bir şey yaşanmış olsaydı senin zamanında tabii. Şu an sen suçlu değildin. Ben şimdi kendimi anlatamadım. Derdimi anlatamadım ki. Kimse dinlemedi ki beni. Yani ancak o komiser Allah razı olsun beni kurtardı. Belki ben o anda hapse atacaklardı. Doğru. Ben o parayı vermez ama hapiste gireceğim. Adam dinlemez diyor yani sen. Çünkü diyor ki bu çaldı diyor. Lan nasıl çaldı bu çaldı diyor. Araba sana bir çalar mı diyor bu nerede? Yok diyor öyle değil diyor. Yani ortak bunlar diyor. O orada bekliyordu diyor. Öbürü çaldı geldi araba evinde gazladı diyor. Ben silah çektim ben silah görmedim diyor. Söyler mi ben silah gördüm diyor. Yani silah dayadı bize nasıl olacak şimdi? Ben yürümemeye şansım var mı yani? Aynen. Belki bana öldürecek beni orada. Hani aynen. Bu da müşteri işte. Binen müşteri. Aldı parayı gitti. Biz verdik parasını verdi. Ya da adam bindi dedi, beni şuraya götür dedi. Gittiği yere götürmeme gibi bir şansın yok. Yok. Akşam... Adordan seni gasp ede de bir yok çalışıyor mesela. Pavyonun önünde yatıyorsun. Mesela bir yerde diyelim içkili bir restoranın önünde. Adam çıkıyor kelli felli giyinmiş o biçim. Fıstık nereye gidiyorsun? Mesela diyelim şuraya. Tamam gidiyor. Yakılan para. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin diyor bana hangi taksicini yapmışsın? Yok bak orada yemiş hayatını vermiş. Bütün milyarın cebini boşaltmış. Sana gece artistlik yapıyor. Bunu söyleyen var mı? Yok. Bunları göstersin medya. Aynen şey de söylesin. Gelsin ya. Beni çıkarsınlar konuşsunlar. Ben konuşmuyorum. Sana normalde araçtan içinde sigara içmek yasak ama birçok insan şoförü çok zor durumda düşürüyor. Sigara içebilir miyim diyor. Bir sonraki müşteri aracın niye sigara kokuyor diyor. Evet. Yani kimseye yaranamıyor aslında bu bağlamda. Çift kapı yapıyor. Cezalandırılsa sigara mı içmek istiyorsun? Parasını ödesin, sin içiyorsa. Adam ama böyle 300-400 lira falan olsun. Yani ödeyemez, ya, ödemeyecek bir noktada. Yani adam diyor ki bekle diyor geleceğim diyor. Bu kapıdan giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. Sen beklediğine mi yanasın? Paranın gittiğine mi yanasın? Saatinin gittiğine mi yanasın? Adam şoförse ne yapacak? Güvenmeye verecek sana. Ne oldu? Gitti adam. Hani nerede bu? Sen bunu anlatıyorsun. Medya sarı bela diye manşet atıyor. Sarı bela. Sarı bela, sarı ne? Şöyle, sarı böyle, sarı böyle. Gelsin konuşursunlar işte. Böyle. Bunlara konuşturmaz ama niye konuşursun ki? Bu, kendi ya, tarafından insanlarla öyle konuşturmak olmaz işte. Tek taraflı olmaz. Her tarafı konuşur. Ben ne diyorum sana? Ama senin gibi konuşan da yok ki. Olmaz ama şoförün kötüsü var mı? Var. Ama müşterinin kötüsü de çok. Mal sahibinin de var. İyi de mal sahibinin yok mu? Kötüsü var, mühendisinin de kötüsü var, öğretmenin de kötüsü var. Her meslekte kötü var, var ki. Ya, yok diye bir şey yok ki. Doktor mal sahibi insan yedi isteyeceğine on isteyor. Yalan mı? Aynen. Evet. Ya ama sen şimdi orada
Ahmet'e kızıyorsun, Mehmet'e kızıyorsun. Yok ben yok plaka vereceğim, bilmem ne yapacağım. Öyle bir şey olmaz. Sen beni ortak edemezsin. Ben hayatımı vermişim. Öyle bir dünya yok yani. Sen orada sen devlet sana ver kabul etmiyor. Sen nasıl kabul ettin? Belediye olarak nasıl veriyorsun ya? Öyle hayal gücü diyoruz. Öyle yani bir şansın yok yani. İstanbul'da da şöyle haberler öyle var. Şansın yok. İstanbul'da trafik çok yoğun. İstanbul'da trafiğe sorun yok deyip sonra da 5000 tane plaka almak nasıl bir hayal dünyası? Hayır yaşayan bir öyle 5000 tane plaka var. Öyle bir şey olabilir. Bir de bir şey yani. Söyleyeceğim. Bunların yanında olan tarafları da söyleyeyim mi ben sana? Yani şöyle yanında olan tarafı. Hayır bir de şu var. Farklı illerdeki insanlar çok basit. Diyor ki yatsınlar ya beşi. Ankara, İstanbul, şey İzmir. Niye Ankara belediyesi konuşmuyor? İzmir niye konuşmuyor? Niye almıyor değil mi plaka? Yani onlar da belediye başkanı. Onlar niye işliyor? Onlara lazım değil mi yani? İlle bu İstanbul mu yani? Aç gözlülük deniyor buna. Hayır. Bu ranttan başka bir şey değil. Ben kabul etmiyorum. Ben kendi ceplerini düşündüğünü düşünüyorum. Aynen. Onu diyorum işte. Ben kendi şey ceplerini düşünüyorum. Hayır hayır. Bu en büyük rant meselesi. Yani bu böyle bir şey olamaz. Lazımsa bizim devletimiz zaten verir. Onu da bizi mağdur etmez. Biliyoruz ki yaptı 200 sefer para verdi. Yine o ihaleye verir. İhaleyle satar. %10'lu polis evine. Ondan sonra bize yine parayı dağıtır. Bizim devletimiz öyle bir insan. Böyle gidip de belediye yok ben bunu yaparım ederim. Öyle bir dünya yok. Mafyacılık bu yani. Böyle olur mu sen? Nasıl? Beni nasıl ortak ediyorsun benim malıma ya? Bir de bakmıyorlar. Olumsuz dönüyorlar. Hala devam ediyorlar. Hayır, hani çünkü niye biliyor musun? Hayır. Gerçekten hani. Öyle bu gerçekten ona dönmüyor mu? Benim param, ben param yok. Cebimde param yok. Öyle taksicilerin diyor. Üzerinden para kazanayım. Bu başka öyle bir şey. Ama para, yani İstanbul'dan para kazanamıyorsan dünyanın hiçbirinden para kazanamazsın. Ben ilk önce billboardlara bakma. İstanbul'un çilesini arkadaşlar taksiciler çekiyor. Evet. 17 bin taksici inanın çok zor durumdalar. Yani şöyle zor durumdalar. Çok zor şartlarda para kazanıyor. Çoluğundan çocuğuna senin ne bayramın var ne seyranın var ne bilmem hiçbir şey yok senin. Herkes gezmeye gider sen çalışırsın. Çalışmasan ekmek götüremezsin. Yemezsin ki ben haftanın 6 gün çalışacağım. Ya bir gün pazar tatil yapacağım. Sen 3-5 tane oradaki medyaya çıkan adamı yok ondan kalkıyor onu vurmuş. Yok taksici kötü. Öyle bir şey yok. Öyle bir ben kabul etmiyorum yani. Etmem de zaten. O sabah kadar konuşsun. Ya ama standart getirsin belediye. Desin ki tek bir tip tişört giysinler. Süper. Tek bir tip işte atıyorum şey yapılsın. Keşke. Yabancılar için mesela arkada bir yazı olsun. Hani yabancı kişiler bildikleri zaman atıyorum okuyacakları anladıkları ya da şikayet etmek istedikleri için İngilizce olan o kısmı İngilizce yazsın. Hayır. Koltukların arkasında yazılır değil mi? Bundan çok tabii güzel olur. Çevirsin. Aynen çevirsin. Sakalın mı? Saçın mı? Pis mi? Arabayı bağlasın. Cezayı yazsın. Aynen. Bunu mal sahibi söylüyor bu arada. Ben mal sahibi kabul ediyorum. Benim arabamı da yapsın ya. Yapsın. Aynen. Hiç olmazsa düzeniriz yani. Ama çözüm böyle olur. Yani böyle plaka vermekten çözüm. Boşuna konuşursun yani. 5000 tane, 10.000 tane şoförü arabaya salarsın. Daha bak olur. Bu sefer birbirlerini kırarlar yolda. Yani dövüşürler, kavga ederler. Para kazanınca ne yapacak? Görüyorsunuz neler yapıyor. Aynen birbirlerine yani, giriyorlar. Birbirlerine giriyor. Gerek yok. Zaten iş yok. Öyle kaldıracak bir durum değil. İşte yani. O bağlamda da şoförlerin birbirlerini desteklemeleri tabii, gerekiyor. Tabii. Yani birbirlerini denetlemeleri. Aslında kendi içlerinde öz denetimlerini sağlayıp yani. Bizi değiştirin, dönüştürün. Yani atıyorum yani mesela Uber belası vardı. Uber belası gitti. Allah razı olsun devletimizden geldi. Aynen Uber belası gitti. Bu sefer şey oldu ama artık burada da birazcık taksiciler odasının biraz baskı kurup biz yenileneceğiz kardeşim. Tabii. Bir örnek yiyeceğiz. Biz dört bir örnek cilet gibi olacağız. Arabalarınız temiz olacak. Macunlu gezmeyeceksiniz. Vuruk kırık yok. Hep araba dört dörtlük. Avrupa gibi tertemiz çiçek gibi çıkacaksınız diyeceğim. Aynı Japonya'daki gibi böyle herkes takım elbiseler. Ne kadar kullanan taksiciler olacak. İlk önce ben kendi şoförlerimi giydiririm. Vallahi birinci ben giydiririm. Onu bir yapmasalar kovarım onu. Ama hiç olmasa daha güzel para kazanırım. Daha çok gelir elde ederim. Böyle bak para kazanamıyorum ben şimdi. Nasıl olacak? Aynen öyle. Doğru, kimse güvenmiyor. Ya gördün mü? Ne gerek? Yani her şeyin başı titizlik, intizam, düzen. Şunu da söyleyelim. Bunu es geçersek bu sefer tahmin ediyorum ki diyecekler ki hani bu da söylenmedi. Bu işte para var mı? Ne gibi? Bu işte para kazandırıyor değil mi? Ya çok şükür. Değil mi? Yani çok doğru. Rahat döndürürsün eski. Çok şükür. Allah bin bereket versin. Çalışana da şoföre de var. Allah bin bereket doğru versin. Değil mi yani? Doğru. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Dönüş çalışacaksın. Kesinlikle çalmayacaksın. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir taksi plakası kaç aileydi uyur? Valla 3 aile bak. Bakar değil mi? 2 şoför bir mal sahibi evet. Bir de hafta sonları belki çalışanlara bile bakabilir değil mi? 4'e girebilir yani. Yani 3 aile rahat rahat bakıyor. Bakıyordu. Bakıyordu değil mi? Tabii ya. Yeter ki dürüst çalış. Yani evet. O bağlamda bir taksi plakası aslında o 2 trilyon dedikleri para, bir ev dedikleri yer. Evet. 3 aileyi doyurduğu rahat için 3 istihdam alanı oluşturuyor yani. Devletin üzerine 3 ailelik yükü atmış oluyor. Bizim en güzel tarafımız ne biliyor musun arkadaşlar? Cebinde 1 lira paran olmasın. Evine misafir gelsin, meyve alacak paran yok. Şöyle taksiden bir tura alırsın, bir iş alırsın. Meyve alır evine gelirsin. Bu hiçbir şey yok. Bir sektörde yok yani. Anladın mı? Manav olsa açamazsın, bakkal olsa açamazsın.
Ama takside Allah bir rızık verir sana. Bir dolaşırsın şöyle. Gelirsin. Yine Allah meyve paranı ekmeğe yağını gelirsin. Ama işte dürüst olacaksın. Yamuk yapmayacaksın. Şunu da öğrensinler istiyorum. Bir taksici kontağı çalıştırması kaç para? Bunu bilmiyor insanlar. Hani evet. O çabanın içine giriyor bu adam. O sinirli diyor ya taksiciye. Onu da söylüyorum. Sabah, konta açtı. Aynen. Şoföre verdin sen aracını. Konta açtı kaç para? 200 milyondan aşağıdı. Değil mi? Evet. Neden dolayı çünkü onu da söyle. Yövmeye vereceksin. Bir de? Mazot koyacaksın. Kendini alacaksın. Ne kaldı? Hiçbir şey yani kaldı. Yani anahtarı takması, yani günlük anahtarı takması 200 lirayla başlaması gerekiyor. Tabii. Direksiyona oturduğu zaman öyle başlayacak. Yani para kazandırıyor ama yani bu şekilde kazandırıyor. Ya ama işte örnek para bu arada 200 lira en düşük konuşuyor. Yani biz varsayım olarak konuşuyoruz ama öyle yani kolay değil yani. Adam bir kere zaten o marşa bastığı zaman borçluk basıyor marşı. Yani işte düz eksi 200'le başlıyor adam. Ama bu stresli derken gidip senden çıkarmayacak onu. Kesinlikle öyle. Yani. Yani gidip gelip gasp et demedik sana. Git oraya ne yapsın? Allah sana rızkını verir yani. Ama iş yok demeyin arkadaşlar. İş var. İş var ama dürüst çalışanı var. Yo, benim bahsettiğim stres de şu. Mesela sen şimdi geliyorsun taksicinin devamlı üstüne geliyorsun üstüne gidiyorsun. Taksici sinirleniyor ya. Taksicinin sinirlenmesini de anla. O konta açtığında sinirli zaten adam. Yok, sana güler yüzlü olmaya çalışıyor. Ama sana iyi olmaya çalışıyor. Sen üstüne gidersen adamın elbet patlayacak. Tabii. Yani bir yere kadar olur. İnsan olur. Yani. Elbet patlayacak. Ama nedir yani? Bizim şimdi mesleğimiz halkla ilişkiler olduğu için bunu mümkün olduğu kadar müşteriye aksettirmemek tabii, lazım. Tabii. Yani evde karınla kavga etmişsin. Çocuğunla bilmem ne yapmışsın. Öyle her zaman için güler yüzlü, hoş sohbet olacaksın. Yani o zaman Allah yani daha çok para kazanırsın. Müşteri ne ilgilendirir senin sinirli olmanla? Yok, onu aksettirmeyin. Müşteri sana hakkı fazla konuşmayacaksın, müdahale etmeyeceksin. Öyle yani ekmeğe bakacaksın. Yani bu öyle olmaz. Anladın mı demek istedim? Yani öyle hiçbir yere aksettirmeyeceksin. Adam öyle değil. Karısıyla kavga ediyor, geri direksiyona çıkıyor. Sana gelip bağırıp çağırıyor. O da olmaz. Halkla ilişkiler çok önemli. Bizim taksicilik hakikaten çok ince bir meslek. Ama anlayana yani. Şimdi pek öyle adam kalmadı. Biz artık nesli tükenmiş olarak kaldık. Öyle diyoruz. Yeni arkadaşlarımıza tavsiyemiz biraz temiz olun. Temiz olun. Şilet gibi giyinin. Malınıza sahip olun. Eklerde çıkın. Kesinlikle müşteriyle kavga etmeyin. O sizin rızkınızdır. Her zaman müşteri haklıdır derseniz her zaman parayı kazanırsınız. Son olarak izleyenlere ne söylemek istersin? İzleyenler için. Valla izleyenler için taksicileri kötü olarak eleştirmeyin. Taksiciler her zaman sizin arkanızda yardımcınız. Hiç merak etmeyin. Onlar sizin ailenizden biridir. Eğer bir taksiciyle bir sorun veya bir problem yaşıyorsanız, yani taksiciye bunu yansıtmayın. Araçtan indikten sonra alın plakasını. Dediği gibi babamın taksiciler odasını arayın. Gerekli şikayetinizi yapın. Beyaz masaya, sonra İstanbul İBB'ninki çok yoğun. Başka illerinki de vardır mutlaka. Gidin şikayetçi olun. Siz şikayetçi olursanız değişim ve dönüşüm gerçekleşir. Eğer siz susarsanız herkes halinden memnun kabul edilir. Aynı nasıl gelmişse o şekilde devam eder yol. Doğru. Ki ben çok şikayet etmişliğim vardır sen biliyorsun. Kesinlikle. Ben babamız da bize öyle tavsiye ediyor. Hiç de sizi çıkarmayın. İnin sorun mu yaşadınız? Arayın şikayet edin. Doğru. Her yerden şikayet aynı edin. Aynısını. Bu arada gayet de ilgililer. Evet ilgililer. Aracı direkt. O zaman baba kanalımıza ne yapsınlar? Abone olsunlar. Başka? Videomuzda beğensinler. Beğensinler. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.